Yine kızın aklını Ragıp Efendi. Arabası da pek fiyakalı haspamın. Aman. Arabadan inişe bak. Havalara bak. Çelsin ayol. Ne zararı var? Mutlular işte. Ağzından gel ağzına Hamiyet. Gel Hamiyet gel. Sen tam kapının önünde duracaksın. Gelmek üzereler. Ay Zeynep ne gerek var bu tiyatrolara? Yıllardır anlattım anlamadın ahretlik. Şimdi bir dakikada tekrar mı anlatayım? Dediğimi yapsan. Oh tamam tamam. Konuştuğumuz gibi tamam mı? Zeynep beni de alet ediyorsun ya böyle oyunlara. Ay Hamiyet ya çok uzattın ama ha. İçeri girmek üzereler. Oh tamam tamam. Ah benim. Allah'ım. Allah'ım yardım edin. Allah'ım. Anne Allah'ım. Ne oldu sana? Hamiyet teyze ne oldu? Evladım banyoya gitmiştim. Anneyi çıktığım misin? Anda gördüm. Şuracığa yığılıverdi yandım kadıncağız. Yandım anam. Yandım. Kalk. Hadi. Ah benim güzel annem. Ne olur dikkat et kendine. Yavaş. Yavaş yavaş. Çok mu canın yavaş. Yanıyor? Gel otur. Tamam tamam yavaş. Hadi yat. Tamam. Abi. Ben ne yapacağım yalnız başıma bu evde? Nasıl yaşayacağım? Devamlı başım dönüyor. Düşü veriyorum. Bin tane hastalık var. Anne neden yalnız yaşayacaksınız? Ankara'da zaten yanımızda olacaksınız. Üstelik ben dahil bir sürü doktor da etrafınızda olacak. Şimdi nasılsın anneciğim? Nasıl olayım Güliz? Benim ikiye ayrıldı resmen. Hiç iyi değilim hiç. Kıyamam sana güzel annem. Ben o varım şimdi belini. Tamam kızım tamam. Benim buna bakmam lazım. Ben de elimi yıkayayım Güliz. Bir sürü şeye dokundum mağazada. Görüyor musun? Kızım bana nasıl düşkün olduğunu biliyor. Kaleyi içten fethetmeye kalkıyor uyanık. Yok Ankara'da beraber yaşayacağız. Yok doktor olarak etrafımda olacakmış. Eh bir haretli. Kötü bir şey mi söyledi şimdi çocuk? Aman sen de. Hep onların tarafını tut. 10 yıl sonra zebani gibi çıktı karşımıza. Kızımı almaya çalışıyor elimden. O benim Güliz'im. Elim ayağım benim. Veremem onu ellere. O ölene kadar bana bakacak. Bak Zinet, bu kızı sen doğurmuş olabilirsin. Ama senin de ölmeyecek. Bırak kız 35 yaşına geldi. Evini yuvasını bilsin. Bırak yahu bir evlat sahibi olsun. Evlensin artık ya. Ne diyorsun sen Hamiyet? Garantim o benim. Evlenme falan yok. Allah sana akıl fikir versin kardeş ne diyeyim. Görüyorsun ya Retlik. Şu düştüğüm durumlara bak. Yaşlılık başa bela. Tek başına olmuyor. Çocuk gibi olduk çocuk. Aman anne öyle yaşlılık lafları falan etme. 60 yaşındasın daha. Daha çok gezeceğiz biz anacığımla. Genç benim annem. Değil mi Hamiyet teyze? Evet kızım. Ah be Güliz. Bu kadar hastalık yıktı beni. Ne genç evladım. Bir ayağım çukurda. Allah'tan tek dileğim. Sürünmeden kuş gibi gideyim huzuruna. Anne lütfen böyle konuşma. Sen benim hayattaki tek dayanağımsın. Ben gideyim Güliz. Fareye uğrayacağım. Kendinizi kötü hissettiğiniz anda yanınızdayım anneciğim. Gece kaç olursa olsun çekinmeden arayın. Doktorunuz ayağınıza gelsin. Tamam. Güle güle evladım. Güle güle. Ben seni geçireyim. İyi günler. Güle güle. Güle güle canım. Görüşürüz hayatım.
Ankara'dan geleli 15 gün oldu. Bir tek havaalanında gördüm yüzünü. Az zamanda çok iş yapmaya çalışıyorum Fahri. Durumları biliyorsun. Gülüz'le evlenmek için daha fazla beklemek istemiyorum artık. Topu topu bir ay kalacağım İstanbul'da. Nişanı da yapıp öyle döneyim diyorum Ankara'ya. Gülüz'ün boşanma davasından haberi var değil mi? Henüz yok. Nasıl anlatmadın birader? Ne diyeceksin kıza? Anlatacağım Fahri. Böyle bir şey saklı kalamaz. Sonuçta bir evladım da var. Ama bunca yıldan sonra tekrar birbirimizi bulmuşuz. Bir şeyleri sağlamlaştırmadan Gülüz'e bir şey söyleyemem. Önümüzdeki pazartesi son duruşma var. Mahkemeye gitmeyeceğim. Avukatım girecek duruşmaya. Yine de bu bir risk. Sonuçta kız seni hiç evlenmemiş sanıyor. Hele bir de oğlunu duyunca şok olacak. Ben zaten 4 yıldır bekar bir adamım Fahri. Şimdi hukuken de bitmiş olacak işte. Peki dostum. Sen ne yapacağını daha iyi bilirsin. Avukata ihtiyaç duyarsan Fahri her zaman yanında. Hadi bakalım hayırlı olsun. Her şey rüya gibi Ragıp. Bu rüyanın bozulmasından çok korkuyorum. Hayatım o kadar çabuk değişti ki. Sanki ilahi bir güç artık mutluluğu hak ettin Güliz diyor. Hasba, sanki pek mutsuzdun. Sıcacık evinde yaşıyorsun işte ananla. Daha ne istiyorsun? Evlenecekmiş. Peh. Tamam, kaçta gelirsin? Olur, ben de o saatte hazır olurum. Görüşürüz. Sen de ne meraklıymışsın evlenmeye be. Konuşmaya bak, kedi gibi. May 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 may. Güliz! 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 Anne neyin var, ne oluyor? Şeker hapımı almayı unuttum. Şekerim düştü herhalde. Ayılıyorum. Al bakalım şunu dilinin altına. Ah annem ya, annem ya. Anne neden ben vermediğim takdirde ilaçlarını içmiyorsun? Değer mi şu çektiğin eziyete? Ah sen beni anlamıyorsun. Unutuyorum evladım, unutuyorum. Sen yaşlan, seni de göreceğim. Ama anladım ben seni. Bir anne kaç tane evlada bakıyor da... yaşlanınca anne evlada yük oluyor. Unutuyorum işte. Sen versen ne olur sanki? Anne sen ne diyorsun? Sana ilacını vermenin bana zor geldiğini mi söyledim ben? Evleneceksin ya. Yolunu yapıyorsun işte. Kendi kendine yaşamaya alış diyorsun. Senin tek işin ilaçlarını içmek. Başka hiçbir iş bırakmıyorum sana. Onları da almadığını duyunca ister istemez sinirlerim bozuluyor. Seni kaybetmekten korkuyorum, anlıyor musun? Sen benim en değerlimsin annem. Kızım, bırakma beni. Seni hiç bırakmayacağım annem. Bırakma. Hadi bakalım kardeşim. Dünya evine girmeye az kaldı. Evet, az kaldı abla. Bizimkisi zil takıp oynayacak neredeyse. Anne böyle konuşma ama. Kırılıyorum vallahi. Şaka yapıyorum evladım, şaka. Senin de hakkın bir yuva kurmak. Damat adayını bizden köşe bucak sakladığına göre kaçıp gitmeyi düşünmüyorsun herhalde. Ben kimseyi kimseden saklamıyorum. Ragıp bu eve geliyor zaten. Lakin sen misafir gibi haftada bir bu eve gelip 2 saat oturup gidiyorsun. Daha sık gelip daha uzun kalsan hayatımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olursun. Benim işim gücüm var kardeşim. Çocuklardan gözümü açamıyorum. Evde köle gibi çalışıyorum. Sen dua et, haftada bir sefer geliyorum. Nergis haklı Güliz. Hiç kolay değil. Ev bark sahibi olup bir de anneyle ilgilenmek. İşte o yüzden ben de seni evlenince yanında görmek istiyorum anne. Sokağa çıksam gözüm arkada kalıyor. Ankara'da koca evde birlikte yaşayacağız. Bak evladım. Damadın yanında söylemiyorum. Ama gelemem ben Ankara'ya falan. Bütün düzenim burada benim. Aa, niye öyle diyorsun ki anne? İstanbul'dan bir farkı yok ki Ankara'nın. Hem bize de kapı olur, çıkar çıkar geliriz vallahi.
Ragıp gelmiş. Nişan için tuvalet almaya gideceğiz. Çıkıyorum ben. İlaçlarının hepsini hazırladım annem. Teker teker iş, tamam mı? Doktor çıkışında da hemen arayın beni. Ragıp ve ben testlerin sonuçlarını merak ediyoruz. Hastaneye sen de gelseydin çok iyi olacaktı kızım. Ama tabii nişan hazırlıkları her şeyden önemli. Ah be güzel annem. Nergis var ya yanında. Hem yıllardır doktorun aynı. Tüm hastalıklarını biliyor. Bana haber verin ama, tamam mı? Tamam kızım. Tamam canım. Görüşürüz Nergis. Görüşürüz. Ne yapıp edip bu evliliğe mani olmalıyız Nergis? Vallahi bilmem anne. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş görünüyor. Nişan hazırlıkları başlamış bile. Benim en çok sinir olduğum da her şeyi kafalarına göre yapmaları. Mustafa da beni enişte yerine koyup bir danışmıyorlar bile diyor. Anam, ikiniz de bana çekmemişsiniz ya. İkiniz de safın, aptalın önde gidenisiniz. Ayol ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bu evlilik olmayacak diyorum, anlamıyor musun? Nasıl olacak o iş? Biz Güliz'e gelen kaç kısmeti onun ruhu bile duymadan hiç ettik. Ragıp'ı mı edemeyeceğiz? Bulacağım elbet bir yol. Bu kez durum farklı yalnız. O kısmetleri bu kadar rahat göndermenin sebebi Güliz'in de evliliğe sıcak bakmamasıydı. Senelerce Ragıp'ı bekledi biliyorsun. Güliz bana dayanamaz. Sağlam bir hastalık uydurmam lazım. Yani güldürme beni. Kız kapı gibi doçent doktorla evleniyor. Güliz o hatayı 10 yıl önce yaptı. Yeni kalp ameliyatı olduğunda seni bırakıp gitmedi. Ragıp'ın nişanını attı. Ama şimdi ipini sağlam kazığa bağlamış. Ragıp doçent olmuş. Hastalık dediğin anda zaten sana verecek cevapları var. Dur bakalım. Gün doğmadan neler doğar. Gel hayatım şöyle. Bu güzelmiş bak. Güzel ama bu elbise daha güzel değil mi Gülüz'üm? Evet çok güzel ama fazla gösterişli. Gençli geldi bana biraz. O ne demek şimdi? Biz yaşlı mıyız? 10 yıl önce olsaydı belki. Biz kaybettiğimiz zamanı geri almaya çalışıyoruz. Senin söylediğin laflara bak Güliz. Eğer mutluysak her zaman 25 yaşındayız. Hem bu ikimizin de ilk evliliği sayılır. Sayılır? Aman lafın gelişi işte. Genciz demek istedim. Bakar mısınız? Buyurun. Bu elbisede karar kıldık. Tamam, hemen deneyebilirsiniz. Hadi bakalım. Prensesler gibi güzel olacaksın. Kabinlerimiz bu tarafta. Tamam. Ne istiyorsun Ferda? Evet nişanlanıyorum. Sen nereden duydun? Ferda biz yıllardır ayrı değil miyiz? 3 ev bir araba aldın benden. Daha ne istiyorsun? Bana bak Ferda. Biz anlaştık. Avukatlarımız pazartesi boşuyorlar bizi. Herkes kendi hayatına bakacak, tamam mı? Ne demek çocuğumu üvey anneye bırakamam? Güneş hafta sonları tabii bende kalacak. Hem sen de evleneceksin. Ben de mi şimdi çocuğumun üvey babayla yaşamasına izin vermiyorum diyeyim? Saçmalıyorsun. Şimdi kapatmak zorundayım. Anlaştığımız gibi. Pazartesi bu iş bitiyor, tamam mı? Tamam, sonra konuşuruz.
Ne oldu Ragıp? Bir hastamın durumu ağırlaşmış, ona canım sıkıldı. Öyle mi? Çok mu kötü durumu? Yok, o kadar değil. Asistanlarım ilgileniyor. Çok güzel görünüyorsun. Doğru mu söylüyorsun? Bak kendime güldürmeyeyim insanları. İnsanlar gülecekler tabii ki Gülüz. Mutluluğumuzu paylaşıp mutlulukla gülecekler. Aman anne. Neredeyse iyi olduğun için oturup ağlayacaksın. Saçmalama. O ne demek? Doktor demedi mi bugün değerleriniz yaşınıza göre çok iyi çıktı diye? 40 yaşında insan gibiymiş vücudun. Daha ne ister bir insan Allah'tan, sağlıktan başka? Ya ne demezsin. İlaçlarımı içmeyeyim de görsen o zaman. Hastane hastane sürünürsünüz benimle. Ben senin derdini anlıyorum ama... Güliz evlenemez. Gak desem su, guk desem ilaç. Gece bağırsam yanında. Yok yok, evlenemez. Bir çare bulmam lazım. Anne sen delirdin artık. Sabahtan beri bu kaçıncı baskı? İçim sıkıldı, ay. Ne geçiyor bakalım anneciğim o tilki aklından? Aa, anneye tilki diyor. Vallahi taş olursun da görürsün sonra. Hadi hadi söyle. Bunlara ölümcül bir hastalık uyduramayız Ragıp doktor. Ama kafamı kurcalayan bir şey var. O ne anne? Meraktan çatlatma beni. Bu Ragıp 10 yıl sonra cikletten çıkar gibi kalktı geldi değil mi? Ee, şu yarım akıllı kızım. Bu adamın hayatında 10 yılda neler oldu? Nerede bunun anası babası? Nerede bunun eşrafı akrabası? Güliz ağzını açıp tek kelime etmiyor. Tamam. Annem o fiiliye de başladı. Tamamdır. Seyreyle gümbürtüyü. Tamam. Bırakalım sen dalga geç. Güliz gitsin. O evlenip Ankara'ya yerleşince sen gelip bakacaksın artık bana. Ya ben sana bakarım bakmasına ama sen kızından ayrılamazsın ben bilirim. O kız kazayla bir evlensin de başına kalıyor muyum kalmıyor muyum o zaman düşünürüz. Beni tehdit mi ediyorsun anne? Gelene ne kadar bende kal ama biliyorsun. Evim 2 oda bir salon. 70 metrekare. Zor sığıyoruz çocuklarla. Tamam tamam olayı anladın sen. Anneye Hafiye demeden evvel bugünden itibaren sen de araştırmalara başlasan iyi olur. Tamam anne. Bu kadar kısa bir zamanda hazırlanmaya çalışmamız deli işi valla. 15 gün sonra işime dönmek zorundayım. O zamana kadar nişan yüzünü takmadan gitmem. Seni bir kere kaybettim. Bir dahasına asla dayanamam. Aman Ragıp, alıp kaçıracak değiller ya beni. Ne bileyim, belki kaçırırlar. Ama Zinet Hanım Ankara'ya gelmek istemiyor sanki. Maalesef gelmek istemiyor. Ama el mecbur gelecek. İlaçları, bakımı hep bende. Bakıma muhtaç biri değil ki Gülüz. Aklı da vücudu da sağlam maşallah. Bensiz yaşayamaz o. Zaten ben de bırakmam annemi Ragıp. O benim her şeyim. Yoksa annemi istemiyor musun? O nasıl söz Gülüz? Anne istenmez mi hiç? Fakat sana müstakbel kocan olarak değil bir hekim olarak söylüyorum ki annen çok genç. Sen bu şekilde her hizmetini yaparsan hızla yaşlanacak. Biraz rahat bırakman gerek kadına. Ne yapayım? Kıyamıyorum ona. Aslında benimki de hastalık farkındayım ama... Merhametli, güzel yürekli Gülüz'üm benim. Hiç merak etme. Her şey yoluna girer. Her şey bizim elimizde. Ne iyi oldu seni de görmem Nergis. Vallahi Mustafa'ya telefon ettim. Ben bugün akşam yemeğinde yokum. Damat annemlere geliyormuş dedim. İyi etmişsin. Mustafa da gelseydi ya. Mustafa biraz kırgın aslında. Haksız da sayılmaz. Hele başta baba olmayınca kız eniştesinden istenir ama. Siz bu Avrupa adetleriyle takıverdiniz sözü aranızda. Mustafa gelenek göreneklerine düşkündür. Aman Nergis, kaç yaşına geldik artık? Aramızda sözlendik işte. Mustafa böyle şeyleri kafasına mı takıyor hala? Benim mutluluğum her şeyden önemli olmalı sizin için. Ragıp oğlum,
Bize de sürpriz oldu aslında. Her şey çok hızlı gelişti. Ama tabii bunun bir örfü, adeti var. Annenle baban şeref verecekler mi acaba? Tabii ki Zinet anne. Nişan için burada olacaklar. Annem 75, babam 80 yaşında oldu. Malum yaşlandılar. Ankara'dan buraya birkaç kez gelip gitmelerini ne ben ne Gülüz istedi. Aa, annenler Ankara'ya mı taşındı? Malum. Kızımız pek bilgi vermiyor olanlar hakkında. Aşk olsun anneciğim. Niye böyle konuşuyorsun? Evet, ben mecburi görev için Çankırı'ya gidince onlar da İstanbul'dan memleketleri Ankara'ya geri döndüler. Burada kiminiz kimseniz yok mu oğlum? Samiye teyzem var. Belki hatırlarsınız. Ama yıllardır görüşmüyoruz. Annemle bir ev meselesi yüzünden tartıştılar yıllar evvel. Ne annemin ne de benim yüzümü görmek istemiyormuş. Benim bir suçum varsa. Aa, nasıl olur öyle şey? İnsan annesiyle kavga etse de yeğen yeğendir. Garip bir yaratılışı var. Hatta düğün için... Kardeşim Resul'ün düğünü için davetiye gönderdiğimizde bile arayıp annemi azarlamış. Görüşmek istemiyormuş anlayacağınız. Eski mahallede mi oturuyor hala? Bizim eski evimizde oturuyor. Annemle miras uğruna kavga edip görüşmeme kararı aldığı evde. Şu ev miydi Nergis Ragıpların evi? Yok yok bak anne, şurası tanıdım. Bu kadın bizi kapıdan kovmasın kız. Ne o, vaz mı geçiyorsun? Pilavdan döneni kaşığı kırılsın. Elbet bir şeyler öğreneceğiz. Tanrı misafirini de kovacak hali yok ki herhalde. Hadi yürü. Hadi gel. Kimi aradınız? Merhaba komşum. Siz Samiye Hanım mısınız? Ragıp'ın teyzesi. Ne oldu, ne var? Ben onlarla konuşmuyorum yıllardır. Yüzlerini şeytan görsün. Şey teyzeciğim, biz Ragıp'ın eski nişanlısının annesiyle kız kardeşiyiz. Ragıp yıllar sonra geldi, gene bizim kıza talip oldu. Biz de kendisini pek tanımıyoruz. Buralarda da kimi kimsesi yokmuş. Sizi öğrendik. Bilgi almak için geldik. Kızı öylece vermek istemedik. Sizin kıza talip mi oldu? Evet komşu, evet. Gelin. Kusura bakmayın, sizi de rahatsız ettik. Söyleyin bakalım, ne öğrenmek istiyorsunuz? Vallahi komşum, ne olursa, ne varsa öğrenmek istiyoruz. Bizim kız bu Ragıp'ı unutamamış. Ragıp da damdan düşer gibi evlenme teklif edince hemen kabul etti. Ama aradan yıllar geçti. Kendi hakkında hiçbir şey anlatmıyor. Belki sizin bilginiz vardır diye bizim kızdan gizli geldik vallahi. Ragıp o cadı karısından ayrılmış demek. Ne? En son birkaç yıl önce evlerini ayırdıklarını duymuştum. Karısı mı? Ragıp evli miymiş? Çocuğu da vardı en son. Şimdi 5 yaşlarında olmalı çocuk. Aa, bakın bundan ne bizim ne benim saf kızımın haberi yok. Vallahi o sizin sorununuz. Ayrılmış mı ki peki karısından? O kadarını bilemem. Ayrı yaşadıklarını biliyorum. Bekleyin. Kız, görüyor musun? İyi ki gelmişiz. Vay yere bakan Ragıp. Ne yere bakan, yürek yakanmışsın. Belki bizim kıza söylemiştir. Güliz bize bahsetmemiştir. A benim saf kızım. Sen de Güliz de kime benzediniz bilmem ki. Güliz benden bir şey saklayabilir mi sence? Kendinden paylaş.
Yok, senden ikimiz de bir şey saklayamayız vallahi. Bu iyiliğimi unutmayın. Kız kardeşimle yakın olan bir akrabamız var. Onlardan aldım haberi. Ragıp boşanmak üzereymiş. Anam kız, baya baya evli bu Ragıp. Evli demedim, boşanmak üzere. Bu resim bizde kalabilir mi komşu? Aman alın götürün. Kız kardeşim barışmak için yollamıştı. Ne ölüme ne ölülerine. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Bize nasıl iyilik ettiğinizi anlatamam. Kız kardeşim bile bile yangına yürüyormuş billah. Öğrenecek bir şeyiniz kalmadıysa hadi yallah. Evet evet, biz kalkalım artık. Size iyi günler. İyi günler. Hadi iyi günler. Bakalım, kahveleriniz geldi. Sağ olasın kızım. Sağ ol evladım. Afiyet olsun. Vallahi hala inanamıyorum. Ragıp böyle bir şeyi Güliz'den nasıl saklar? Ben kızımı tanırım. Bu haberi duyunca o Ragıp'la bir dakika bile durmaz. Ama adak adadıydım. Ama Zinet, bir zil takıp oynamadığın kaldı. Tabii oynayacağım. Bu kez bir şey yapmama gerek kalmadan kısmet ayağıma geldi vallahi. Boşanıyormuş ama çok da büyütecek bir şey yok. Anam, benim etrafımdakilerin de hepsi saf. Yahu neden boşandığını kıza söyleyeyim. Evli olduğunu söyleyeceğim. Senden korkulur Zinet vallahi. Bu veballi altına girme derim. Anneciğim ne oldu? Nergis biri mi öldü? Ne oldu? Ne bu sessizlik? Ölü evi gibi. Geç evladım, geç. Otur şöyle. Kızım. Biz çok kötü şeyler öğrendik. Önce sana söyleyip söylememekte tereddüt ettik. Ama senin istikbalin söz konusu olunca anlatmaya karar verdik. Ne oluyor ya? Çatlatmayın insanı. Bir şey söylesenize, neden susuyorsunuz? Anne, söylesene ne oluyor? Ragıp evliymiş Güliz. Ne? Anne ne diyorsun sen? Evet kardeşim. Kalleş adam sana yalan söylemiş. Nasıl? Niye yani? Neden bana böyle bir şey yaptı? Ne bileyim kızım. Sadist midir nedir? Çocuğu da varmış üstelik. Çocuk mu? Evet. 5 yaşında. Neden Ragıp? Neden yaptın bunu bana? İşte bu kadar. Bunu masaya bırakıp öylece git. Ne tek kelime etti ne de konuşmama izin verdi. Ama arkadaşım, ben sana her şeyi anlat demedim mi? Böyle olacağı belliydi. Kendisine daha evlenmeden yalan söyleyen bir adama hayatını emanet edemeyeceğini söyledi. Çocuğumu da duyunca iyice bitirmiş her şeyi kafasında.
Ona yıllardır Ferda ile ayrı olduğumuzu bile anlatamadım. Kesinlikle beni dinlemiyor. Telefonlarıma cevap vermiyor. Günlerdir evinin önünde bekliyorum, evden de çıkmıyor. Ne yapacaksın peki? Bir mektup yazdım Fahri'ye. Her şeyi ayrıntısıyla anlattım. Yarın Ankara'ya dönüyorum. Mektubu okursa yumuşar belki. Tamamen boşandığımı da söyledim. Konuşmadıklarımızın hepsi var bu mektupta. Nasıl ulaştıracaksın ki mektubu? Burada senden başka kimsem yok. Senin yeğenle evine göndermeyi düşündüm. Ne dersin? Olur. Çok acı çekiyorum Fahri. Hayatımın hatasını yaptım. Ama bunların hepsi Güliz'i kaybetme korkusuyla oldu. Umarım mektubu okuyunca yumuşar. Çünkü ben bundan sonra Güliz olmadan nasıl yaşarım bilmiyorum. Çok seviyorum Fahri. Dur bakalım. Kısmetse olur zaten Ragıp. Üzme kendini şimdilik. Hayırlısı olsun. Bu kızın hali hal değil Zeynep. Soldurdun gül gibi kız. Günlerdir ruh gibi dolanıyor ortalıklarda. Ama geçer. Ben babaları öldüğünde öleceğim sandım. Ama bak hala yaşıyor. Atlatacak, normale dönecek. Onun yeri anasının yanı. Bu nasıl bir analık, bir ahiretlik? Öf, tamam hamiyet. Ben bayram ediyorum, sen neler diyorsun? Ben bir kapıya bakayım. Bak. Güliz, evladım nasılsın? Gördüğün gibi Hamiyet teyze. Hamiyet teyze, hani beni isteyen bir galerici vardı. Ha, Korkmaz. Sor bakalım, hala istiyorsa onunla evleneceğim. Ne diyorsun kız Güliz evladım? Acın çok daha az henüz. Neden böyle bir karar verdin? Evlilik bu, hemen böyle bir karar verilir mi yavrum? Ragıp benim kısmetim değil Hamiyet teyze. Sevdiğimle olamadım, ben isteyenle evleneceğim, kararlıyım. Tamam kızım, ben bir yoklama yaparım. Annesinin kuzusu uyandı mı? Hiç halim yok anne, yine yatacağım. Aman ahretlik, elime bir mektup geçti ki sorma. Ne mektubu kız? Anlatayım Ragıp'tan. Ay başıma gelen. Ay ben bu talihsiz başımı nerelere vurayım? Bu nasıl nankör evlat bu? Seni doğuracağıma taş doğuraydım Güliz. Anne lütfen sakin ol. Şekerin tansiyonun çıkacak. Bu ne evliliği bu? Sen nasıl sevdin Ragıp'ı da ayrıldıktan bir ay sonra başkasıyla evlenmeye kalkarsın. Ay, ay talihsiz başım. Ay bu kız benim sonum olacak. Ay. Anneciğim bir sakin ol. Sakin ol ahretlik, sakin ol. Ne oluyor burada? Ölüme mi gidiyorum anne? Ne bu yaz? Ne bu feryat figan? Sen delisin Güliz. Nasıl takarsın bizden habersiz yüzükleri? Nasıl? 35 yaşında biri olarak nasıl evleneceğime karar verebilirim herhalde, değil mi? Kız, sırf o Ragıp'a inat olsun diye yakacak mısın kendini? Ay, ay, ay ben çok kötüyüm Nergis. Kolonyayı getir. Tamam anne, tamam.
Zeynep Hanım, hangi rüzgar attı sizi buraya? Seninle açık açık konuşmaya geldim Korkmaz. İçeri geçelim. Konuşun bakalım, ne diyeceksiniz? Benim kızım daha bir ay önce nişan attı. Kafası yerinde değil. Seninle sırf eski nişanlısına nispet olsun diye evleniyor. Güliz bana her şeyi anlattı, sorunumuz yok. Daha açık konuşayım o zaman. Korkmaz efendi. Ben kızımın seninle evlenmesini katiyen istemiyorum. Sebep? Oğlum, dedim ya, kafası yerinde değil. Hala acı çekiyor. Hızla alınan bir karar bu. Hem ben çok hastayım. Beni bırakamaz. Hasta mısın? Sen mi hastasın? Hepimizi mezara gömersin sen be. Gülüze de ne yapmışsan kız her dakika öleceksin korkusuyla yaşıyor. Oynama kızın hayatıyla. Söylediklerini de duymamış olayım. Evladım, vallahi mutlu olamazsınız. Onun adı hala Ragıp'ta. Bana bak Zinet. Sen bize karışma. Git evinde paşa paşa otur. Sabrımın son sınırındayım. Ağzımdan kötü sözler çıkarma. Hadi, hadi bakalım. Hadi yürü. Anne, bu mektubu bana niye o zaman vermedin? Siz bana Ragıp'ın evli olduğunu söylediniz. Karısıyla görüştük, düğün resimlerini ondan aldık dediniz. Nasıl bir vicdan bu? Hiç mi mutluluğumu istemediniz? Yaptım bir hata anne. Ama çok pişmanım. Ne olur beni affet. Korktum. Beni bırakıp gideceksin diye korktum. Bak orada ne yazıyor? Senin ölene kadar bekleyeceğim ve seveceğim diyor. Hadi anne. Hadi ara Ragıp'ı. Evlenme şu Korkmaz mendoburuyla. İnanmıyorum sana anne. Nasıl acı çektiğimi farkında değil misin? Ben seni bu kadar düşünürken, kendimden çok seni severken sen bana nasıl kıydın? Ragıp'la ayrılmamızı ellerinizi sıvazlayarak seyrettiniz. Ragıp olayı bitmiştir. Korkmaz'la evleniyorum. Ne olur yapma anne. Bak bu herif seni alıp götürecek. Bir daha ne zaman görürüm seni? Niye anne? Ben de Nergis gibi pekala haftanın bir günü gelebilirim buraya. Ey ahretlik. Ne bekliyordun? Buldun belanı sonunda. Olmaz öyle şey. Gülüz Korkmaz'la evlenemez. Selamun aleyküm. Geç Korkmaz, şöyle otur. Evlilik işlemlerimiz tamam Güliz. Haftaya Yıldırım nikahıyla evleniyoruz. Çok erken değil mi Korkmaz evladım? Ne erkeni Hamiyet teyze? 40 yaşına geldim. Güliz de sen 35. Hemen evlenip çoluk çocuğa karışalım. Sen ne diyorsun Güliz kızım? Güliz. Heh, efendim. Ben evi yeniden döşettim. Koskoca havuzlu villa. Zaten evlendikten hemen sonra uzun bir Avrupa seyahatine çıkacağız. Bir iki ay buralarda olmayacağız. Ben bir kahve yapayım. Ben de sana yardım edeyim kızım. Sen de başının çaresine bak Zinet Hanım. Bizimle yaşam hayalleri falan da kurma sakın. Benim çevrem geniş. Eşimiz dostumuz gelecek. Seni ortalıkta görmek istemiyorum. Zırt pırt kızınla görüşmek yok. Mesafeli olacaksın. Seni sevmeyen bir kadınla evleneceksin. Ömür boyu mutsuz olacaksın. Bu evlilikte birinin anası ağlayacaksa... bu benim anam olmayacak Zinet Hanım.
bu evlilikte birinin anası ağlayacaksa bu benim anam olmayacak Zinet Hanım. Hayır! Allah'ım affet beni. Evladımı nasıl bir evliliğe sürükledim? Bencil ve kötü bir kadınım. Yalnız kalacağım. Kızımı göstermeyecek bana. Ah, ah Ragıp oğlum. Evinin baş köşesine oturtacaktı beni. Nasıl bir kötülük yaptım ben onlara? Allah'ım affet beni. Affet. Tövbe ettim ya Rabbim. Bin kere tövbe Allah'ım. Alo, Ragıp, evladım. Benim, Zinet teyzen. İstediğin zaman gel anne, dilediğin kadar kal. Tabii tabii. Aynen öyle. Başımızın üzerinde yeriniz var. Bir gün İstanbul'dan sıkılırsanız Ankara'da bir eviniz olduğunu unutmayın. Nergis bütün sağlık tetkiklerini bize mail atacak. Yani uzakta olsam da gözüm hep üzerinde olacak anneciğim. Siz mutlu olun da başka bir şey istemiyorum ben. Hakkını helal et canım benim. Sen de abla. Annem sana emanet. Beni hep yanınızda bilin. Nergis, görüşürüz. Görüşürüz. Kızım. Öpeyim anne. Allah'a emanet olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.